Selamun aleyküm arkadaşlar. İstanbul'dan kucak dolusu selamlar olsun, saygılar olsun. Yolda güzel videolarım vardı. Hollanda'dan, Avusturya'dan, Romanya'dan. Biliyorsunuz bizim ana ara bebek için kampanyamız devam ediyor. Onun WhatsApp grubundan gelen hafızayı dolduran resimleri, yazışmaları silerken maalesef 3-4 parçada videoyu sildik. Çöp kutusundan da sildik. Telefonda yer tutmasın diye farkında olmadan. Video gitti arkadaşlar. Şimdi İstanbul'dan geri başlayayım dedim. Evet arkadaşlar, Türkiye'ye geldim. Burada işlerim var. Romanya'da işlerim vardı. Onları hallettim. Bir gün falan kaldım orada işte, bir gece. Kimlik kartları değişmiş. Yeni tip yapmışlar. Onu değiştirdim. Onu aldım derken bir gün kaldık. Çocukları, hanımı yanıma almaya çalışıyorum işte Hollanda'ya. Onun için uğraşıyorum. Arkadaşlar, artık iki taraf arasında mekik dokumak olmuyor, zor oluyor. Hani diyorum ya, ben gurbetçi değilim, gurbetin gurbetçisiyim diye. Artık zorlanıyorum. Bir kurulu düzen şart. Düzensiz olmuyor arkadaşlar. Yıllardır bir orada bir burada, 3 ay orada, 6 ay burada. Yani artık çekilmiyor. Onun için uğraşıyorum, Hollanda'ya götürmek için. Şu anda da İstanbul'dayım. Dırşehir'e doğru gidiyorum arkadaşlar. Şu anda ne olmuş burası? 3026 kilometre olmuş. Hollanda'dan buraya kadar daha bir 700 kilometremiz var. 3700 kilometre olacak. Üçüncü köprüyü dolaşmayacağım. Direkt ikinci köprüden gideceğim. Gece kimse olmaz. İçerisi boş olur İstanbul'un. O kadar yolu dolanmayayım. Bura daha hesaplı. Hem ücret olarak hem de kilometre olarak. Saat 3'ü çeyrek geçiyor burada arkadaşlar. Kamerayı açayım dedim. Bilgi vereyim size dedim. Yollar boş. Gecenin bir yarısı. Cuma gecesi. Kim olacak ya? Benden başka kim olur? Valla. Neyse, ileride görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya devam. İşte en çok sevdiğim manzara da bu arkadaşlar. Buradan ağır ağır geçeceğim. Yavaş yavaş. Bak, kimse yok gece. Sağ şeritten yavaş yavaş gideceğim. Evet, İstanbul Boğazı'nın güzelliği. Güzel dostlar. Bayılıyorum bu manzaraya ya. Şu Boğaz'ın şu görüntüsüne. Dünyada yok ya böyle manzara. Yeter.
da biraz mola verelim. Of, bir temiz hava alalım ya. Evet arkadaşlar. Biraz ayaklarımız açılsın. Gördüğünüz gibi yollar bomboş, kimse yok. Menderes yoruldu la koçum. Duman oldu valla. 3000 kusur kilometre nefes almadı. Hafta içi burayı böyle bomboş bulacaksın ha, imkanı yok ya. Vallahi. Yürüyelim de ayaklarımız açılsın biraz. Temiz hava alalım. Bu manzaraya bayılıyorum arkadaşlar. Gerçekten de bak bu manzarayı çok seviyorum ya. Böyle eski kartpostallarda olur ya hani, böyle Boğaz Köprüsü manzarası beni hep eskiye götürüyor. O yüzden de çok seviyorum. Ay vay. Ayaklarımız uyuşmuş ya. Kapıkule'de bile inmedik arabadan. Bomboştu. 2 dakikada bitti işimiz. Hadi gidelim yavaş yavaş. Abo. Daha bir sürü yolumuz var güzel dostlar. 650-700 kilometreye yakın. Evet arkadaşlar, Elma Dağı'ndan indik. Kırıkkale'ye doğru sallanıyor. Hayırlı sabahlar olsun bu arada. Burası Irmak. Bu da benim Türküm'le. Tam bana yazılmış. Gece gündüz çalıştım, yokluğuna savaştım diyor. Gece gündüz çalıştım, yokluğuna yarıştım. Gece gündüz çalıştım, yokluğuna yarıştım. Fakirliğe alıştım zaten yok zaten. Zaten yok zaten yok diyor, canını boşuna sıkma diyor. We'll be right back.
kış ne baharda çalıştım etmedim kar. Babadan da kalmadım al zaten yok zaten. Bu türkü de güzelmiş la, bunu da yeni keşfettim ha. Zaten yok, zaten yok diyor. Takma kafana diyor. Gece gündüz çalıştım, yokluğuyla savaştım diyor la. Ulan adamlar ne türkü yapmışlar ya. Dur la bir daha dinleyeyim ya. Vallahi hoşuma gitti arkadaşlar. Gece gündüz çalıştım, yokluğuna yarıştım. Gece gündüz çalıştım, yokluğuna yarıştım. Fakirliğe alıştım, zaten yok zaten. Çorumlu yol ver de gidek la. Hadi koçum benim. Eller gibi gezmediyim demi de yılan sürmedim. Yaşadım da görmediyim zaten yok zaten yok. Kırıkkaleliler, memleketinizi de gördünüz bu sıra, bu video sayesinde. Kırıkkale'ye geldik arkadaşlar. Bir de Keskinlilere yine bir sürpriz yapayım canım. İleride bir de Keskin'i çekeyim.
Akpınar'ı çekeyim. Gelemeyenler izlesinler memleketlerini. Tüh ulan EDS varmış ya la burada, niye demiyorsunuz bana? Biz solu kapattık gidiyor. Radar gelirse size ödettireceğim. Kırık kalenler. Sizin yüzünüzden oldu, size laf vereceğim diye. EDS'ye düştük herhalde. Burada üniversitenin olduğu yer arkadaşlar, Kırıkkale Üniversitesi. Yahşihan, Kırıkkale, Samsun. Baba, memleketin yolları. Özlüyor adam, özlüyor. Ha şimdi bütün yorgunluk gidiyor ya. Bütün yorgunluk gidiyor. Kaç olmuş? 3591 kilometre olmuş. Hollanda'dan Kırıkkale'ye. Daha bir 80-85 kilometrede bir şehir var. 3700'e yakın işte arkadaşlar. 3700'e yakın. Hadi bakalım Kırıkkaleliler, görüşmek üzere. Keskinliler ileride bekleyin, az kaldı. Sizin oradan da biraz çekim yapalım. Bakın şöyle dağlarınıza, tarlalarınıza. Ula dayı ne örüyorsun la? Tarlada mı yürüyorsun kurban olduğum la? O nasıl bir yol çalışması la? Kura omzuna atmışsın. At mı geliyor, eşek mi geliyor? Hiç baktığın da yok, Allah etmiyor. Allah Allah, ağzında da bir cuvara. Evet. Diyorsunuz ki abi şu GoPro kameranı geri koy. Buna bir ayaklık al. Ya böyle daha güzel oluyor adam. Düşe kalka gidiyor sallana sallana. Ula otobüsteyken şu köprünün altında nazar yolcu alırdık hangar ya.
Hep bizim arabaya binerlerdi la. Kırıkkale'nin adamı tutkun oluyor ya. Memleket firması diye bize binerdi ha. Bizim arabalara, Kırşehir arabalarına. Hadi bakalım keskinliler, size de selam olsun. Çıktık memleketimizden, Kırşehir'e doğru gidiyor. Burası da bizim Akpınar. Akpınar yolu. Hollanda'dan Şenol abi. Şenol Damar, bizim Viyana'dan Mahmut, Sezen. Alın bakın lan memleketinize, ağlayın ağlayın. Şenol abi senin tarlalar iyi duruyor lan. Kırşehir'e geldim ya, güneş açtı la. Nur yüzlü adamın biriyim ben. Vardığım yere bereket götürüyorum. Dizem inanmayın, vardığım yerde felaket olur, kuraklık olur arkadaşlar. Burası da Akpınar. Ulan arkadaş, tırda, otobüste, takside, bir de şurada bir yeşil yakalayayım lan. Hiç mi bana denk gelmez bu? Tarih boyunca bir sefer yeşilde geçemedim buradan ya. Ulan arkadaşlar, hiç yeşile denk gelmedim burada. Bu Akpınar'ın lambalarının bana bir gıcıklığı var. Bunlara kumanda yaptırmam lazım. Ah ya lan.
İşte burası da Akpınar. Akpınar'ı çıkıyor. Akpınarlara da selam olsun. Hadi bakalım. Sırada nere kaldı? Bizim Öz, Bahırşehir, bir de bizim Mahmud'un koyunun orası var, yol ayrımı. Oradan da biraz görüntü alalım. Evet, burası da Akpınar'dan sonraki Kaman yol ayrımını geçiyoruz. Karaağdır yol ayrımı. Bizim Mahmud'un koyu, tarlası, dağları diyeyim ben size. Viyana'da Mahmud Sezen'in. Böyle videoyu bizim orada bitiriyorsun diyordun. Al, ne öreceksin koyunu? Otur da ağla izlerken. O da gelecek herhalde ya. Ulan Mahmud. Ulan diyor, ne zaman video yapacaksın? Ya bizim koyun girişine ya çıkışına bitiriyorsun diyor ya. Al, tabelanı da iyi çekiyor Mahmud, al. Oku kardeşim, oku. Hatta şöyle yapayım, dur. Otur da ağla izlerken. Gördün mü Mahmud? Bir daha bizim koyu çekmiyorsun değil mi kardeşim? Ne yazıyor orada? Karaağdır. Ha? Senin de koyunun ittik bağlım. Ulan oğlum postacı gibiyim lan. Evet güzel dostlar, bir sefer daha çok şükür kazasız belasız memlekete gelmek nasip oldu. Hani her zaman diyorum ya, bundan sonra ölsek de bizi bir götüren olur diye, bir tanıdık çıkar diye. 3685 kilometre olmuş. Eve 20 kilometreden az kaldı. Çok şükür. Yani çekimlere kalitesiz diyenler de olabilir, beğenenler de olabilir. Aslında bu bir ana hatıra olarak YouTube'da kalıyor güzel dostlar. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Ana vatanımsın, baba yurdumsun. Ozanlar diyarı, şirin Gırşehir. Uzak kaldım gurbet, elde derdimsin. Hasretim bağrımda, derin Gırşehir. Hasretin bağrımda, derin Gırşehir, derin Gırşehir. Kim
kimi engin, kimi yüksek evlerinin en, kimi fakir, kimi zengin beylerinin en, kazaların, nahiyelerin, köylerinin en, gönlümün içinde yerim gır şehir, gönlümün içinde yerin gır şehir, yerin gır şehir.